Evet, merhaba arkadaşlar. Kumanda pano uygulama eğitimlerimize hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde kumanda panosuna bir multimetre nasıl bağlanır, sinyal lambaları nasıl bağlanır ve bir pano uygulama yapılmadan önce nasıl hazırlanır onları göreceğiz. Evet, buyurun. Şimdi biz uygulama yaptığımız panolarda yukarıdaki hatlarımız hep bağlı ve bu akım trafolar multimetre. Biz multimetre olarak, bu arada şunu da söyleyeyim. Biz multimetre olarak reaktif güç kontrol röleleri kullanıyoruz aslında. Çünkü panolarımız kompansasyon sistemine de hazır olsun istiyoruz ki multimetre yerine biz reaktif güç kontrol röleleri kullanıyoruz. Bunları kompansasyon uygulamaları yaparken zaten daha detaylı sizlerle işleyeceğiz. Ve bunların panoya bağlanmasında akım trafolarının görevi nedir? Sonra dağıtıcı bara nerede bağlanır? İşte sinyal lambaları neden bağlanır? Bunlarla ilgili sizlerle bir video hazırlamak istedim. Şimdi bizim bununla ilgili bir tane şemamız var. Şemayı şu şekilde göstereyim. Şemamızda 3 faz, şuradan 3 faz bir nötrümüz geliyor. L1, L2, L3. Aynı bizim buradan gelen L1, L2, L3 gibi. Şuradan görüyorsunuz. L1, L2, L3 ve toprak geliyor. Ve L1, L2, L3 ve nötrü biz direkt sigortalara giriş yaptık. Sonra sigortadan çıktıktan sonra ne oluyor? İşte şimdi onları sizlerle beraber videolarda göreceğiz. Sigortadan çıktıktan sonra şurada görüyorsunuz. L1 birinci akım trafosu, L2 ikinci akım trafosu ve L3 üçüncü akım trafosuna uğrayıp o şekilde baralara dağıtılıyor. L1 barası, L2 barası ve L3 barası. Nötrümüz ise direkt sigortaya veya multimetreye giriş yapıyor. Nötrümüzün dağıtım yeri burası. Toprağımızın da dağıtım yeri şurada. Şimdi ben size tek tek bir multimetreye bağlantı yapılırken neler bağlantı yapılır? Multimetrenin bağlantı şemasını da ben size buradan göstereyim. Şimdi trafolar biliyorsunuz akımı veya gerilimi düşüren veya yükselten elektrik makinalarıdır diyebiliriz. Bizim buradaki trafomuzun adı akım trafosu, düşürücü. Yani akım trafosunun kullanmamızın sebebi şu: multimetreler sistemin kullandığı akımı, enerjiyi ölçmek için hatlardan geçen akımı bilmesi gerekiyor. Ve bu akım yüksek olduğu zaman, ki çoğu sistemde yüksek, multimetreye çok büyük zarar verebilir. O yüzden bu akımın küçültülmesi gerekiyor. Ve belli bir oranda küçültülmesi gerekiyor. Ve bu oran sekonder uçları çoğu akım trafosunda sabit 5'tir. Primer değişebilir. 20, 25, 30, 50, 1000, 2000, 5000'e kadar primer giriş değerleri değişebiliyor. Ama sekonder 5. Yani multimetreye giriş ne olursa olsun hep 5 amper geliyor. Ve multimetre o dönüştürme oranı kapsamında mesela 20'ye 5 kullanılmış. Multimetreye 20'ye 5 akım trafosu kullanıldı diyoruz ve gelen oranı 4 ile çarpıp size o şekilde söylüyor. Akım trafoları biliyorsunuz trafolarımızın bir primer girişleri vardır. Bir de sekonder çıkışları vardır. Bizim akım trafolarımız baralı. Baralı derken ne demek istiyorum? Yani şunu diyorum. İçlerinden geçen bir bara var. Barasız olduğu zaman bunların içleri boş oluyor ve içinden bizim sistemimizdeki kablolar veya kendi panoya ait baralar oluyor. Ama bizde bu şekilde bara sistem olmadığı için biz baralı bir şekilde yardım aldık. Sağ olsun Entest'ten. Ve baralı akım trafolarımızı koyduk. Her faz için birer tane. Birinci fazımız, ikinci fazımız ve üçüncü fazımız. Primer uçları var. Biliyorsunuz iki ucumuz giriş, iki ucumuz çıkış. İki giriş, iki çıkış. Giriş primer, sekonder, primer sekonderlerimiz. Şimdi bağlantılarımızı yapalım. Akım trafolarını şu şekilde düşünelim. Yani bir su sayacını, evlerimizdeki su sayacını düşünecek olursak, su sayaçlarını nereye bağlıyoruz? Direkt apartmanların veya dairelerin girişine. Akım trafolarını da o şekilde düşünecek olursak, direkt sigortadan, yani panoya giren hattın direkt akım trafolarına giriş yapması gerekiyor. Eğer akım trafolarına giriş yapmazsa
akım trafoları yanlış ölçümler yapabilir. O yüzden hatta giren kablolar, panoya giren hatlarımız direkt akım trafolarına tek tek uğraması gerekir. Şimdi sizlerle bağlantılarımızı yapalım. Her fazımız için bir adet birer tane kablomuzu temsilen kahverengi, siyah ve kırmızı kablolarımızı ayarladık. Görüyorsunuz yukarıda aynı şekilde kahverengi, siyah, kırmızı nötr sigortamıza mavi kanalımıza yerleştirdik. Kablomuzu döndürüyoruz ve bara civatasına, somununa sardık bu şekilde. Kablolar gevşek olmaması gerekir. Elektriğin en tehlikeli, kaza yaptıran, yangın çıkartan kısmı bu. Kabloların gevşek olmaması gerekir ve civata somununa kablolarımızı bu şekilde sıkıştırdık. Evet, birinci fazımızı primere girdik. Birinci akım trafosunun primerine giriş yaptık. Şu şekilde. Geldik ikinci kablomuza. İkinci kablomuzun rengi siyah. Evet, ikinci fazımızı da sigorta çıkışından aldık. Şu an kanalda ilerliyorum ve ikinci akım trafosunun primer girişine bağladım. Evet, bunu da şimdi civata, pulla ve somunla iyice sıkalım. Evet, bunu da sıktık. Ve kanalımıza yerleştirdik. Sıra 3. fazımıza. 3. fazımızın rengi kırmızı. Şimdi sırada kırmızı kablomuz var. Evet, kontrol ettik. Tam sıkışmamış. Evet, panolara hatlar girdiği zaman ilk önce akım trafosuna uğrar. O yüzden bunu unutmayın. Biz de direkt akım trafolarının primer uçlarına bağlantılarımızı yapıyoruz. Evet, pulumuzu ve somunumuzu yerleştirdik. Evet, şimdi primer girişlerini yaptık akım trafolarının. Primer çıkışları da aşağıda. Sekonderler ise burada. Bu sekonder uçları ne yapacağız? Onu da birazdan anlatacağız. Şimdi primer girişlerinin her birini dağıtıcı baraya dağıtacağım. Yani birinci fazı birinci bara. İkinci faz ikinci bara. Üçüncü faz üçüncü bara. Nötrü ise dördüncü baraya dağıtacağız. Evet, dağıtma işlemini yapalım. Evet, birinci fazımız kahverengi kablomuz. Evet, sıkmayı yaptık. Ve şu an baraya. Şimdi panolarda elektrik dağıtım olarak baralar kullanılır. Yani kablolar birbiriyle ek yapılmaz. Baralar yardımıyla faz ve nötrler dağıtılır. O yüzden baralara
İlk etapta eğer multimetre varsa sistemde önce multimetrenin akım trafosuna uğranılır. Akım trafosuna uğradıktan sonra barolara tek tek dağıtılır. Veya dağıtıcı olarak klemensler de kullanılıyor ama onlar daha çok otomasyon panolarında kullanılır. İkinci fazımızı da bağladım. İkinci fazımız da siyah. Videoyu gevşetelim. Evet, ikinci baromuza da ikinci fazımızı şu an dağıttım. Sıra geldi üçüncü fazımız. Şimdi bizim dağıtıcı barolarımızda yani kablo trafiği, kablo karmaşıklığı yaşanmaması için üstteki baroları yukarıdan yukarıya ait,